bunu hak etmedim. Yani gerçekten şuna çok üzülüyorum. Ya kardeşim bana bunu yaptıysa bana herkes her şeyi yapabilir. Hatta arayıp telefonla da konuşabilirim. Alo. Alo baba, müsait misin? Fehmi Bey, bunları neden yaptı efendim acaba sizce? Yani 70 yaşındaki adam hüngür hüngür ağlıyor. Kusura bakma, git çalış dedim. Biliyorsunuz ki birkaç gündür haberler var. Aileden reddedildiğinizi söyledi, evet. Ama bu olayın aslı nedir? Bu olay gerçek midir? Aslında yalan bir haber. Öyle bir haber yok. Kardeş arasında yaşanan bir gerilim. Yani ailevi sorunlar aslında. Annem babam hüngür hüngür ağlıyor. Yani bizim adımıza nasıl böyle bir yazı yazabiliyor? Nasıl böyle bir konuşma yapabiliyor? Sen bizim canımızsın, kanımızsın. Biz seninle gurur duyuyoruz. Yani 70 yaşındaki adam hüngür hüngür ağlıyorsa benim de söyleyecek çok bir şeyim yok. Ya pazar günü neyin mahkemesi, neyine başvuruyor? Bir de kaldı ki evlatlıktan reddedilmediği bir durum söz konusu olamaz. Mirastan red, okey. Ailem benim milyonluk bir aile değil, Sabancı değil, Koç değil. Hayırdır, neyin reddi? Benim kardeşim ya bazı isteklerde bulundu. Ben de karşılayamayacağımı söyledim. Açık ve net yani. Herkes beni çok iyi biliyor. Yani benim boyumu aşan istekler olduğu için kusura bakma, git çalış dedim. Kendin dedim bir şeyler yapmaya çalış. Yaparsan ben de üstüne koyarım, sana yardımcı olurum. Ama diğer türlü bu beklentilerin, bu isteklerin beni aşıyor. Yapmıyorum dedim, yapmayacağım da dedim. Öyle mi öyle? Yani konu buralara geldi. Gerçekten üzücü bir hani mevzu ama burada da ben ailemi de düşünmek zorundayım. Annemi babamı da düşünmek zorundayım. Kendimi düşünmek zorundayım. Çocuğumu herkesten önce düşünmek zorundayım. Herhangi bir evlatlıktan reddedilme söz konusu yok. Dediğim gibi ailemle de şu an hatta arayıp telefonla da konuşabilirim. Alo. Alo baba, müsait misin? Bir durum var hani biliyorsun, reddetme durumu. Efendim hemen soralım aslında. Fehmi Bey'in açıklamaları vardı biliyorsunuz, bugün kendisi de yazdı ama aileden reddettiğinize dair Nagihan Hanım'a böyle bir şey var mıdır? En azından size de sormuş olalım. Veya bu olayların sebebi nedir? Öyle bir şey yok ya. Benim evladım o ya, Allah Allah. Fehmi Bey, bunları neden yaptı efendim acaba sizce? Vallahi bilmiyorum. Onu kendine arayıp sormamız lazım. Ya böyle bir şey olur mu ya? Çünkü mahkemeye başvurulduğu söyleniyor, sizin aileden reddettiğiniz söyleniyor Nagihan Hanım'ı. Hiçbir şey nasıl yok. Ben yalan konuşmam. Yok, biz size zaten inanıyoruz. Baba ben anlattım durumu, dedim ki mümkün değil dedim. Babam dedim üzülüyor dedim. Bir de amcamdan öğrendi bu haberi. Hani sosyal medya kullanmasını da bilmiyor. Yani ortada böyle bir haber yok, aslı yok, asları yok. Aksine babacığım ben elimden geldiğince evlat olarak bir şeyde bir sorun yarattım mı? Bir sülalede en ufacık bir kişiyle bir sorunum var mı Fehmi dışında? Ayakta olmadı yavrum, öyle şey olur mu? Bir dediğinizi iki etti mi baba, lütfen en azından bunu söyle. Vallahi etmedim. Etmedi. Allah razı olsun baba, Allah başından eksik etmesin. Ben zaten sana, anneme, akrabalarımı, yeğenlerime, kime ne gücüm yettiyse fazlasını yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Teşekkür ediyorum babacığım. Son olarak şunu da soralım efendim. Survivor'a uğurlarken Nagihan Hanım'ın yanında olmayı düşünüyor musunuz? Ya da oğlunuz mu sizi getirecek? Ben geleceğim. Aa, geleceksin mi? Gelme. Gel baba, gel. Tüm Türkiye görsün kim kimi reddetmiş. Gel baba, davulla zurnayla gideriz. Canımsın işte ya, baba, baba gibi baba. Baba, canımsın, teşekkür ediyorum. İnşallah. Sen kendin gel yeter. Tamam yavrum. Canımsın, öpüyorum ellerinden, herkese selamlar. Çok teşekkür ederim. Canımsın, sağ ol babacığım. Sağ ol efendim. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Aslında psikolojinizi etkileyecek de bir durum ortada kalmadı. Kalmadı. Baba da size teşekkür ediyorum. Bak ben çok mutlu oldum. İyi ki böyle bir röportaj yaptık. En azından hani ben şimdi elime bunu alsam, telefonu alsam, story alsam karşı taraftan bir karşılık gelecek. En azından düğüm çözüldü. Direkt yani baba. Artık rahat hissediyor musunuz çok kendinizi? Çok rahat. Ay çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Ya zaten böyle bir şey yoktu. Ama en azından hani sizin önünüzde telefonu aradım, açtım ki ben buraya hani basın olduğunu falan da bilmiyorum. Evet. Böyle bir açıklama yapmayı da istemiyordum. Çünkü polemik olacak, o ona cevap verecek, bu buna cevap verecek ve basına düşecek her şey. Ya istemiyorum. Gerçekten bu konuda haksız olmayı da isterdim. Yani keşke
karşı taraf haklı olsaydı da bu konu hiç buralara kadar gelmeseydi. İlerleyen zamanlarda kardeşler arasında küslük olmaz derler ama bir barışma da söz konusu olur mu daha ya sonrası Ya ben için? Ablasıyım. Yani hı-hı, tabii ki yapabileceğim bir şeyler varsa makul. Yani kızımın hakkına girmeden, kendi hakkıma girmeden, annemin babamın, kimsenin hakkına girmeden yapılması gereken bir şey varsa zaten yaparım. Ama hani uçuk şeyler değil. Hı-hı. Yapmam. Buradan kardeşinize ne mesaj vermek isterdiniz? Ya da karşınızda yani beni, olsaydı ne söylerdiniz? Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ben onu, yani ben onun annesiydim. Annesi gibi baktım ben ona. Yani 6 yaşındaydım ben. Onun altını bezliyordum. Yani bir emzirmediğim kaldı. Mamasını, sütünü. Bunu hak etmedim. Yani gerçekten şuna çok üzülüyorum. Ya kardeşim bana bunu yaptıysa bana herkes her şeyi yapabilir.